Arkadaşlar selam, hepiniz hoş geldiniz sayfama. Şimdi bunu göstermem lazım, bunu detaylara girmiyorum. Harika bir parfüm. Bunun bende body lotion'u vardı, shower jeli vardı. Hepsinden de çok memnundum. Ama parfümü Hugo Boss'tan sonra hani Eau de Toilette olduğu için almayı düşünmüyordum. Ama bu kadar kalıcı koku olamaz. Yani çok güzel. Dün sıktım ve hala üzerimde kokuyor. Bu arada nedir? Jilsander If. Güzel bir koku. Şöyle. Şimdi Maybelline'in, bu değil pardon, bunu göstermiştim size zaten. Maybelline'in bu sefer bu mavisini aldım. Ben bunların hastası oldum açıkçası. Gördüğünüz gibi bayağı da bir kullandım. Hemen şöyle. Şöyle bir mavi. Yani bunun kalıcılıkları inanılmaz. Hepinize tavsiye ederim. Çok güzel. Kalıcılığı muhteşem. Yani bunun birkaç daha rengini yavaş yavaş almayı düşünüyorum. Çünkü farda da olsun, yani biliyorsunuz rujlarda kalıcı benim için vazgeçilmez bir şey. Ve aynı şekilde farda da öyle. Üzerine, yani önce altına beyaz sürüyorum. Şunu. Önce bir bunu sürüyorum ve ikisini karıştırıyorum. Harika bir renk oluyor sonra. Yani müthiş. Tam benim zevkim, benim tarzım. Bayılıyorum, seviyorum zaten. O yüzden hoş geldin. İstiyor musun? Gel. Kalıcılar, özellikle bu Maybelline'in, L'Oreal için ben çok pozitif bir şey söyleyemeyeceğim. L'Oreal'i beğenmedim. Toz halinde olunca otomatikmen döküldü. Yani şeyleri, ışıltıları dökülüyor. Yalnız bunda öyle bir şey yok. Yani siz de görüyorsunuz. Harika. DM'de ucuzluk vardı. Otur bakalım. Şimdi sıra neye geldi? DM'den şu katrisler ucuzdu. 1.75'e mini düşmüştü. Birkaç bazı ürünler yalnız. Hatta allık da vardı. Ona emin olamadım. Onun, yani bunun krem allığı vardı. Onu almıştım. Gayet de güzeldi. Aynısının pudra allığı da vardı. Ona çok emin olamadım. Ondan sonra bunu aldım. Bu benimki 0.40 aprikot bej. Ah, bunları açmasından nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Dur, ay. Gitti yani, gitti. Gitti tırnağım gitti. Parfüm, evet. İsmi ne bunun biliyor musun? Parfüm. Skin Finish Compact Pudra. Harika. Fazla aldım. Şöyle yapayım en iyisi. Şu sıralarda kullanamam da kışın çok rahatlıkla kullanacağım bir renk. Bu sıralarda bana bu açık çünkü ton olarak. Şimdi gelelim Essence'e. Essence ne yapmış biliyor musunuz? Fırçayı geniş tutmuş. Biraz bu Esprit'in böyleydi ya da Maybelline'in ojesinin fırçası da böyle. Yassı bir fırça yapmışlar. Ama fırçayı biraz daha ince tutabilirlermiş. Ya keşke biraz Maybelline'i taklit etselerdi, süper olurdu. Hem uygun hem güzel fırçalı bir oje oldu. Rengini söyleyeyim hemen size. Bulursam. Benim böyle problemim var. Ben bir numara şey bulmadı. Anneciğim. Efendim. Alsın mı? Bulamıyorum. Bulamıyorum. Ay, buldum. Aa, kamera hadi. Ben de bunu yaşayacak mıydım ya? Şöyle yapayım da bari şuradan beri zoomlayayım. Hani bunun autofocus vardı. Autofocus neyse. Essence'in 110 numara Modern Romance diye isimli bir ojesi. Rengi böyle anne, tırnak rengi, açık yavru ağzı gibi bir renk. Anne, ondan sonra doğum günü sebebiyle bana Good Shine gelmişti.
Yani çek gelmişti 5 euroluk. Onu değerlendirdim. Bu gölgelemede kullanılan şu fırçayı tazeledim. Bundan Essence'den vardı bende. Bu da Pipa'nın kendi markası Fantasy. Ben 2-3 gündür bunu, yani o Maybelline'i böyle böyle bandırıp bandırıp gölgelede kullanıyorum. Yani şu beyazın üzerine şöyle üçgen bir şekilde yaparak kullanıyorum. Ben bayıldım yani. Maybelline'in mavinin rengi var mı? Turquoise Forever. Arkadaşlar çok güzel yani bu kalıcı. Ya bu kalıcı olayına ben takmış vaziyetteyim açıkçası. O yüzden bana bunlar hep güzel. Ondan sonra parfüm aldıktan sonra şey bir tane testi verdiler. Bir kere göstereceğim ondan sonra hemen vereceğim. Bak söz hemen vereceğim. Bu da Estee Lauder'dan bir gece kremi verdiler testi. Henüz denemedim. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Bir de Boss yeni bir tane şey çıkarmış. Parfüm çıkarmış. Onu inanın orada denemiştim ama şurada bir daha deneyeceğim şimdi. Sizler için. Aha güzel. Çok güzel kokusu. Çok güzel ama if. Ah if if if. If. Yalnız yani bir şişe bu kadar mı dizaynsız yapılır? Tamam. Yani şişeyi biraz estetik yapsalarmış. Benim için önemli ya. Maalesef ben pakete para verenlerdenim. Çok da beğenmedim şişeyi. Yeni kamera aldım dedim. Full HD Canon ya da Canon'un 12.1 megapiksel ama 20 optik zoom'u var. Benim biliyorsunuz diğeri. Bir dakika göstereceğim hemen bir kısa. Şu artık bir ufaktan emekliye ayrıldı. Onu herhalde... French'te ne kullandığımı şöyle göstereyim. Yani bunlar dün akşamdan yapmıştım. Tabi sabah yine de bulaşık falan yıkadım. O yüzden tırnaklarım çok iyi olmayabilir. Şimdi hadi biraz daha zoomlayalım. Şimdi nasıl yaptığımı söyleyeyim. Bu üst tarafta olan Flormar Plus Quartz. Bu da uçlarında French için kullandığım Catherine Arley'den. Catherine Arley'den 192 numara. Bakayım bir de ben de bakayım. 192. Önce bunu dağınık bir şekilde sürdüm. Şöyle göstereyim. Dağınık bir şekilde sürdükten sonra bir kaba aseton koyup bunları şöyle temizledim. O zaman görün çizgi çekilmiş gibi. Biraz daha gün ışığından faydalanalım. Yani iki oje ama bu üzerindeki şu üzerindeki Flormar'ı iki kat falan sürdüm sanırım. Dün akşam iki kat evet iki kat sürdüm. Dün akşam Ayhan Sicimoğlu vardı onu izlerken yaptım bunu. Ve ondan sonra da işte dediğim gibi önce uçlarına Catherine Arley bunları French yaptım. Dağınık dağınık sürdüm. Sonra şu fırçayla bunu asetona bandırıp bandırıp ufak bir kaptan temizledim. Şöyle sildim, 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 sildim. Sonra da üzerine iki kat Flormar'ı sürdüm. Böyle de frencim de tamamlanmış oldu. Zaten bu tırnaklar bu kadar. Bu akşam herhalde keserim. Ya da bugün keserim. Bugün çünkü mutfağa börek, çörek falan yapmaya girdiğim zaman tırnaklar kısalıyor. Zaten bebeğimden sonra bu kadar uzun tırnak artık kullanmıyorum da geçenlerde öyle bir kaldı bunlar. Güzel ama değil mi? Seviyorum French çünkü gerçekten temiz bir görünüm sağlıyor. Ali. Efendim? Ali Lali. Size. Bize. Bu hadi bu elimi de göstereyim. Hani öbürünü düzgün yaptım. Bu düzgün değil mi? Bu da düzgün oldu. Bu taktiği sevdim. Ben de biliyorsunuz French pen vardı. Ben de French pen vardı kalem Essence'den. Ondan çok memnun değildim. Art Deco'dan... Tamam dur. Art Deco'dan da kuzenim tavsiye etmişti. Aman yapma dur. Yapma. Tamam bir dakika. Tamam sen tut bak görüyorsun buradan değil mi? Hadi. Ama bu taktik biliyor musunuz? Bunu çok beğendim ben. Hiç de zor değil. Ve görüyorsunuz bu sağ elim
Yani sol elimle sağ elimi ben çok iyi yapamam. Ama ona rağmen bir düzgün. Yani düzgün duruyor. Ay ne kadar zor duruyorum şu anda. Şöyle göstersem böyle de görünmüyor. Anne. Şöyle göstereceğim en iyisi. Anne açılsın. Neyse arkadaşlar. Frenchim buydu. Aldıklarım da buydu. Aslında çok uzun zaman oldu. Diğer alışverişleri yapalım. Lütfen bir dakika bekle. Açılsın. Hayır açamam. Bunu açmamı istiyor. Açmayacağım tabii ki. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sanırım bir sonraki video yemek videosu olacak ve börek yapacağım. Sanırım büyük ihtimalle patatesli, fasulyeli, bol fasulye, fasulyalı, fasulyeli, fasulyeli, bol soğanlı bir börek bizi bekliyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.